Merhaba arkadaşlar, ben İbrahim Aktaş, kimya öğretmeniyim. Bugün organik kimyada en önemli konulardan biri olan alkoller ve eterler işleyeceğiz. Önce alkoller kısmını işleyeceğim. Alkoller kimyada, özellikle organik kimyada en önemli kısım ve üniversite sınavında bununla ilgili soru çoğunlukla karşımıza çıkar. Peki alkoller nedir ve genel özellikler nelerdir? Çok kısa ondan bahsedeyim size. Alkoller SP3 karbonla OH grubu bağlanmasıyla oluşan organik bileşiklere alkol diyoruz. Ve şöyle gösterebilirim. Şu şekil ifade edebilirim. Şu karbona OH grubu bağlıysa bu nedir arkadaşlar? Bir alkol grubudur. Ve alkoller arkadaşlar ROH grubu yapısında bulunur. Yani genel formu, genel gösterimi ROH şeklindedir. Tabii bunu şuradan da çıkarabiliriz. Suyun bir kez alkillenmesiyle oluşan yapıya ne diyoruz arkadaşlar? Alkol olarak ifade ediyoruz. Şu şekilde söyleyebiliriz. Mesela suyu şu şekilde ifade ediyorduk hatırlarsanız. Bir kez eğer biz alkillersek, şu hidrojen yerine radikal grup eğer bağlarsak ne olur arkadaşlar? ROH genel yapısı ortaya çıkar ve buna ne diyoruz arkadaşlar? Alkoller diyoruz. Peki alkoller aynı zamanda polar moleküllerdir ve polar molekül olduğu için suda ne yaparlar? İyi bir şekilde çözünür. Çünkü su da bir polar moleküldü ve polar maddeler polarda ne yaparlar? İyi çözünür. Aynı zamanda yapıları homolog. Homolog ne yapar arkadaşlar? Bir seri bulundurur. Evet, alkoller budur. Peki yapısında OH bulundurduğu halde alkol olmayan bileşikler nelerdir? Biraz da ondan bahsedelim. Mesela şunu bilmek zorundayız. Çoklu bağlara OH grubu bağlanırsa, yani pi bağının bulunduğu karbona eğer OH grubu bağlanırsa bu alkol değildir. Şöyle bir örnek vereyim arkadaşlar size. CH2 CH OH arkadaşlar. Buna bağlı olan OH pi karbonla bağlı olduğu için bu ne değildir arkadaşlar? Alkol değildir. Ya da CH üçlü bağ ifade edeyim. Buraya da yine OH grubu bağlıysa bu da yine alkol değildir. Hatta şeyi tanırız. Mesela genelde ifade ederiz. Fenol deriz. Fenol mesela alkol değildir diyoruz. Niye alkol değildir? Çünkü sebebi şu. Bir benzen halkası çizelim arkadaşlar. Benzen halkası çiziyorum. Şurası tabi biliyorsunuz benzen halkasına 3 tane tekli, 3 tane de ikili bağ bağlı. Şimdi bu ikili bağın bulunduğu karbona eğer biz OH bağlarsak, yani pi bağının bulunduğu şu karbona OH grubu bağlı olduğu için ne olmaz arkadaşlar? Alkol sayılmazlar. Demek ki bu 3 yapı ne değildir arkadaşlar? Bunlar alkol değillerdir. Peki, şimdi gelelim alkollerin sınıflandırmasına. Alkolleri arkadaşlar biz iki şekilde sınıflandıracağız. Bunlardan ilki yapısındaki OH sayısına göre alkoller, bir de alfa karbona bağlı olan radikal sayısına göre alkoller olarak ne yapacağız? İki kısma ayıracağız. Şimdi ilkin yapısındaki OH sayısına göre alkolleri bir inceleyelim. Bunlardan arkadaşlar biri monoalkol, bir diğeri ise polialkoldür. Şimdi yapıda eğer tek bir OH grubu bulunduruyorsa bu monoalkoldür. Buna bir örnek vereyim. Mesela en basit üye olan CH3OH, yani tek karbonlu bir alkan yapısına bir hidrojen çıkarıp yerine OH grubu bağlarsak bu ne olur arkadaşlar? Monoalkol olmuş olur. Ya da CH3, CH2 ve OH grubu. Yani etandan bir hidrojen koparıp yerine tek bir OH grubu bağlarsa bu da ne olmuş olur yine? Yapıda bir OH grubu bulundurduğundan yine monoalkol olacaktır. Şimdi polialkollerde tabi diol olabilir, triol olabilir. Yani yapıda 2 OH grubu ya da 3 OH grubu bulunabilir. Buna da örnek vereyim size. Mesela şu olabilir. CH2 OH, CH2 ve OH. Nedir arkadaşlar? Yapıda 2 tane OH grubu olduğu için bu nedir arkadaşlar? Dioldur. 2 karbon bulundurduğu için etan ve diol. Birazdan adlandırmasını anlatacağım. Bu etan diol nedir? Aynı zamanda bir dioldur ve bir poli
alkoldür. Bir tane daha örnek vermek istiyorum. CH2OH, CH, OH ve CH2OH şeklinde yazdığımız bu yapı. Bakın bu defa yapıda 3 tane OH grubu bulunduruyor ve 3 tane OH grubu bulundurduğu için bu nedir? Triyoldur. Yani bir polialkoldür. İsimlendirme yaparsak 3 karbonlu bir yapı olduğu için nedir arkadaşlar? Propan ve triol. Genellikle arkadaşlar bu maddelerin kullanım alanlarını da sorabilir. Şu Milli Eğitim kitabında var. Genelde propantriol antiseptik olarak kullanılır, dezenfektan olarak kullanılır. Hatta patlayıcı, dinamik yapımda da yine patlayıcı madde yapımında da kullanılır. Etandiol, diğer adı glikoldur sevgili arkadaşlar. Glikol biliyorsunuz antifriz yapımında katılan bir alkoldür. Arabalarda radyatörlere katarak ne yaparlar? Dolma noktasını düşürmek için bu maddeyi ne yaparız? Kullanırız. Ve etil alkol da arkadaşlar, etil alkol genelde rakı yapımında kullanılır. En çok kullanılan sanayide ve şeylerde, endüstride kullanılan alkollerden biri nedir arkadaşlar? Etil alkoldür. Metil alkol ise zehirli bir maddedir. Odunun havası bir ortamda ısıtılmasıyla, yakılmasıyla elde edilir ve odun alkolü olarak da ne yapılır bilinir. Eğer az olarak alınırsa, azı alınırsa gözleri kör eder. Eğer çok alınırsa ölüme sebebiyet verebilir. Ki genellikle yılbaşı gecesinde çok fazla alkol tükettikleri için sahte rakı yapımında da o gece piyasaya sürerek zehirli olan bu maddeyi insanlara içiriyorlar ve insanların ölümüne sebep olabiliyorlar. Peki bu OH sayısına göre sınıflandırdığımız bir alkol sınıfıydı. Şimdi alfa karbona bağlı olan radikal sınıfına göre ne yapabiliriz, sayısına göre ne yapabiliriz arkadaşlar? Bu alkolleri sınıflandırabiliriz. Şimdi alfa karbonu nedir? Önce onu bir anlatalım. Şimdi OH grubunun bağlı olduğu karbona alfa karbonu diyoruz. OH grubunun bağlı olduğu karbona alfa karbon diyoruz. Eğer OH grubunun bağlı olduğu karbona arkadaşlar bir tane radikal grubu bağlıysa, sadece bir radikal grubu bağlıysa ya da hiç bağlı değilse, hiç bağlı olmaya da bilir. Mesela metil alkol gibi. Metil alkolde hiç radikal yok. Evet, bu bir radikal ya da hiç radikal bağlı değilse bu tür alkol yapısına primer alkol diyoruz. Eğer OH grubunun bağlı olduğu karbona, yani alfa karbonuna eğer iki radikal grubu bağlı, bir hidrojen bağlıysa bu sekonder alkoldür. Sekonder alkoldür. Eğer yine alfa karbonla, yani OH grubun bağlı olduğu alfa karbonla bu defa 3 radikal grubu bağlıysa. Evet, 1, 2 ve 3 radikal grubu bağladım. Bu defa bu da nedir arkadaşlar? Tersiyer alkol ya da tersiyer karbon atomu da diyebiliriz. Ve primer alkol birincil, sekonder alkol ikincil ve tersiyer alkol de üçüncül olarak ne yapılır? Bilinir. Bu da yine bilginize sunulur. Şimdi bu bir örnek yazdım buraya ve bu örnekte 3 tane OH'ımızı görüyorsunuz ve bu 3 tane OH'a bağlı olan alfa karbonlarına bakalım ve bu alfa karbonları arkadaşlar acaba primer, sekonder ve tersiyerden hangisi? Bunu bir inceleyelim. Şimdi şu OH'ın bağlı olduğu karbona baktığım vakit bu karbona 1, 2 ve şu da 3 olmak üzere 3 radikal grubu bağlı. O zaman bu tersiyer alkol grubudur ya da karbon grubudur. Şu karbonu inceleyelim arkadaşlar. OH'ın bağlı olduğu karbona şu tümüyle 1 radikal, şu da 2 radikal olmak üzere nedir? Sekonder alkol grubu bağlı. Şu son OH'ın bağlı olduğu karbonu inceleyelim. Bu da yine bir alfa karbonudur ve OH'ın bağlı olduğu bu alfa karbonla sadece bir radikal grubu bağlı olduğu için buraya da primer alkol grubu diyoruz. Bu da primer
Alkol grubudur, evet. Bu alkollerin sınıflandırmasıydı. Bir daha çok hızlı tekrar edelim. OH'un bağlı olduğu, düzeltiyorum. Eğer yapıda bir OH grubu varsa bu monoalkol, birden fazla OH grubu varsa bu polialkoldür. Alfa karbona bağlı olan radikal sayısına göre alkollerde ise dedi ki OH'un bağlı olduğu karbon, alfa karbon eğer bir radikal grubu bağlıysa bu primer, iki radikal grubu bağlıysa sekonder, üç radikal grubu bağlıysa buna tersiyer alkol grubu diyoruz. Şimdi gelelim alkollerin fiziksel özelliklerine. Şimdi dikkat ederseniz burada bir örnek olsun diye yazdığım bir üç tane bileşimiz var. Burada şunu anlatmaya çalışıyoruz. OH'un bağlı oldu. Yani yapıda tek bir OH varken bağlı olduğu radikal grup sayısı ya da diğer bir deyişle karbon sayısı ne kadar fazla olursa ki bunlar polar yapıdır ve burada karbon sayısı arttıkça erime ve kaynama noktası artar. Dolayısıyla ne oldu arkadaşlar? Üçüncü yapımız karbon sayısı büyük olduğu için bu en büyük kaynama noktasına sahip olacaktır. 3. Daha sonra 2 ve 1 en küçük olacak. Yani karbon sayısı arttıkça ya da mol kütlesi arttıkça erime ve kaynama noktası ne yapar? Yapıda artmış olur. Bir de şunu da düşünelim aynı zamanda. Karbon sayısı arttıkça aynı zamanda yani OH'un bağlı olduğu radikal grup sayısı arttıkça polarizasyon yani polar yapı azalacağı için sudaki çözünürlükte ne yapar? Azalmış olacaktır. Bunu da tam tersini o şekil düşünebilirsiniz. Şöyle bunu kaynama noktası olarak yazarsak 3, 2 ve 1 eğer sudaki çözünürlük olarak yazarsak bu defa tam tersi olur. 1 büyük 2 büyük 3 olmuş olacaktır. Şimdi gelelim diğer bir fiziksel özelliğimize arkadaşlar. Burada da şunu anlatmaya çalışıyoruz. Aynı karbon sayılı ve monoalkollerdir. Dallanmanın aşağıya doğru yani 1, 2, 3'e doğru arttığını görüyoruz. Ve biliyoruz ki dallanma arttıkça bağlanma yani birbirine bağlanma yüzeyi, temas yüzeyi azalacağı için ne olur arkadaşlar? Erime ve kaynama noktası azalmış olur. Evet bu düz zincirli bir yapı ve düz zincirli yapıların molekül içerisinde birbirine bağlaması çok daha kuvvetli olacağından erime ve kaynama noktası büyük. Ama 3'te ise bağlanma daha zayıf gerçekleşeceği için erime ve kaynama noktası nedir? Daha düşük olacaktır. Yine kaynama noktası sıralamasını yazarsam en büyük olan 1, sonra 2 ve en küçük olan da 3'tür. Yani dallanma arttıkça erime ve kaynama noktası artar. Burada ise şunu anlatmaya çalıştık. Bakın birinci örneğimizde bir OH yapımız var. İkinci örnekte iki tane OH grubumuz var. Üçüncü örnekte ise üç tane OH grubumuz var. Şunu demeye çalışıyoruz. Bir yapıda, bir organik bileşikte ya da bir alkolde OH sayısı arttıkça hidrojen bağ kuvveti artacağından erime ve kaynama noktası ne yapar? Artmış olacak. Evet. Üçüncü yapımızda kaynama noktası olarak belirtelim. Üçüncü alkolümüzde bir tri alkol olduğu için 3 OH grubu yani 3 tane hidrojen bağ yapacağından üçüncü yapımız alkolümüz 2'den büyük, 2 de 1'den büyüktür. 1 de bir monoalkoldür, 3'te ise bir tri alkoldür. 3 nedir arkadaşlar? 2'den 2 de 1'den daha büyüktür. Peki, şimdi gelelim alkollerin adlandırmasına. Alkollerin adlandırmasını iki şekilde yapabiliyoruz. Birincisi sistematik bir adlandırma, ikincisi de yaygın adlandırma. Sistematik adlandırma aynı zamanda üniversite sınav sorularında YUPAC adlandırma olarak da geçebilir, onu bilelim. Yani sistematik ad, uluslararası teorik ve uygulamalı kimya birliğinin ortaya koyduğu adlandırma sistemidir. Peki, acaba alkolleri nasıl adlandıracağız? İlk yapacağımız şey şu, alkollerde en uzun karbon zincirini seçeceğiz. Aynen alkanlardaki gibi. En uzun karbon zincirini seçeceğiz fakat en uzun karbon zincirinin üzerinde OH bulunmak zorundadır.
Yani OH'un üzerinde bulunduğu en uzun karbon zinciri seçeceğiz. Peki sonra ne yapacağız arkadaşlar? Sonra numaralandırma yapacağız. Alkanlarda olduğu gibi. Peki numaralandırmayı neye göre yapıyoruz? Yani dala göre mi yapacağız yoksa OH grubuna göre mi yapacağız? Tabii ki OH grubuna göre numaralandırmayı yapacağız. OH ne tarafa yakınsa numaralandırma ne yapılır? Ona yakın bir noktadan başlanarak ya da o uçtan başlanarak ne yapılır? Numaralandırma yapılmış olur. Peki numaralandırma yaptık. Daha sonra varsa dallar, dalların da numarasına bağlı olarak kökleri, dalları, yan grupları okuduk. En sonda alkan adının sonuna ne yapacağız? Ol eki getireceğiz. Yani etanol, propanol, butanol şeklinde sonuna ol eki gelmişse o bileşiğin yupak adının, yani yupak adı adlanırken alkol olduğunu ne yapacağız? Kestirip bileceğiz. Peki birden fazla OH grubu varsa, alkan adından sonra diol, triol, tetrol şeklinde ne yapacağız? Son ekter getirerek adlandırmayı tamamlandıracağız, bitireceğiz. Peki eğer alkolün yanında bazen öğrenciler soruyorlar, arkadaşlar bazen soruyorlar. Çoklu bağların yanında OH, yani OH'ın yanında çoklu bağlar varsa kimi temel ya da numaralandırma önceliği kime göre yazılır? Eğer OH'ın yanında çoklu, yani ikili ve üçlü bağlar varsa numaralandırma önceliği alkole göre yapılacak. Yani OH'ın yakın olduğu uçtan numaralandırma yapılmak zorundadır. Peki acaba biz yaygın adını alkolleri adlandırırken yaygın adını nasıl kullanacağız? Çok basit. Önce alkil grubun adını söyleyeceğiz. Hemen ardından ne yapacağız arkadaşlar? Alkol adını getiriyoruz. Sistematik adında oleki taksi getiriyorduk ama yaygın adında ise sonuna alkol eki getiriyoruz. Peki adlandırmayı başlayalım. Ben örnek olsun diye bazı alkolleri burada yazdım. Beraberce bir adlandıralım. Şimdi iki ismini de beraberce söyleyelim. İlk önce sistematik adını söyleyelim. Hemen bakıyorum. Kaç karbon var? 2 karbon var. 2 karbonlu alkan adı nedir arkadaşlar? Etan. Ve bir tane OH grubu var. Etan ol diyorum. Yani alkan adının sonuna ol ekini getirdim. Peki hemen bir adlandırmamız daha var. Bir örneğimiz daha var. Kural gereği en uzun OH'un üzerinde bulunduğu en uzun karbon zincirini seçeceğiz. Seçtik. Ha burada biz adını da söyleyecektik. Yaygın adını onu da söyleyelim isterseniz. Şu grubun adı nedir arkadaşlar? Alkil grubun adı etil. Etil alkol olarak da yine ne yapabiliriz? Yaygın adını söyleyebiliriz. Ya da metanol, metil alkol ya da propanol, propil alkol şeklinde ne yapabiliyoruz? Adlandırmasını yapabiliyoruz. Şimdi tekrardan buraya geçelim. En uzun karbon zinciri bu. OH iki tarafa da yakın, aynı yakınlıkta. 1, 2 ve 3 diye numara verdik. Hemen şu dalı yuvarlak içerisine aldım. Bunun dal olduğunu bilelim diye. Önce dalı okuyorum. Önce bu dalın bağlı olduğu karbon numarası araya tire bırakıp sonra adını yazıyorum. 2 metil ve OH'ın bağlı olduğu karbon numarasını önüne yazıp 2 tire bırakıp sonra en uzun karbon zinciri nedir? 3 karbonu, yani propanol sonuna ol ekini getirdik, taksını getirdik arkadaşlar. Şimdi buraya bir bakalım, bu örneğimize bir bakalım. Bu örnekte şu yapının, biz daha önceden şu yapının benzil olduğunu, yani toluenden bir hidrojen kopardığımızda o alkil grubun adının benzil olduğunu biliyoruz. Sadece benzil alkol olarak ne yapabiliriz arkadaşlar? Adlandırabiliriz. Peki şimdi buraya baktığımızda arkadaşlar yapıda hem OH görüyorum hem de ikili bağ görüyorum. Yani çoklu bağ görüyorum. Nasıl adlandıracağım? Dedi ki eğer OH'un yanında alkol grubunda çoklu bağ varsa numaralandırma OH'un yakın olduğu ne yapılır? Uçtan başlanır. Hemen yazmaya başlıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Evet, alkol grubun adını en sona bırakarak önce alken grubu olarak okuyorum. Yani artık bu doymamış bir alkol olduğu için önce doymamış adını söylemek zorundayız. 4 numaralı karbonumuza alken grubu bağlı. En uzun karbon zincirimiz 5, 4, penten ve ikinci karbona da ne bağlı arkadaşlar?
alkol grubumuz bağlı. Bir daha en uzun karbon zinciri adını söylemeye gerek yok. 4 penten 2 ol şeklinde ne yapıyoruz? Adlandırma yapabiliyoruz. Bir örneğimiz daha var, ona da bakalım. Yine OH ile çoklu bağları burada beraber görüyoruz. Ve ikisinin de yakın olduğu ucu sağ taraftaki ucu olarak görüyorum. Ben numaralandırmaya başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Evet, şimdi bakıyorum. Önce bir dalları tespit ediyorum. Şurada bir metil görüyorum. Şurada bir etil görüyorum. Burada bir metil görüyorum ve adlandırmaya başlıyorum. Tabii adlandırmada öncelik sıramız alfabetik sıraya göreydi. Evet, etil varsa önce etili okumak zorundayız. Hemen ne diyeceğiz? 4 etil. Evet, 4'e etil bağlanmış. 4 etil, 3'e ve 5'e, 3 ve 5'e metil bağlı. 3, 5 dimetil dedik. Hemen ardından alkenin bağlı olduğu karbon numarasını 1, en uzun karbon zincirimiz 6, 1 hegzen ve 3. karbona doğaç bağlı olduğunu görüyoruz. 3 nedir sevgili arkadaşlarım? 3 ol olarak ne yapıyoruz? Bu adlandırmayı tamamlıyoruz. Evet, uzun bir zincirdi ve bunu da ne yaptık? Tamamladık. Peki halkalı bir yapı olursa, yani siklual kanlara bağlı olan OH grubu varsa, dallar varsa bu nasıl adlandıracağız? Yine OH'ın bağlı olduğu grup numarasına 1 dedik ve numaralandırmaya başlıyoruz. Peki dallar da en küçük numarayı almak zorundaydı ve bu şekilde numaralandırmaya başlıyorum. 2, 3, 4, 5 ve 6. Şimdi bakıyorum. Evet, adlandırma yaparken öncelik sıramız neye göreydi? Alfabetik sıraya göreydi. Hemen önce şurada bir etil görüyorum. 4. karbona bir etil bağlı. 4 etil. Daha sonraki dallarımız, klorlarımız aynı olduğu için di dememiz gerekecek. 2 ve 5'e bağlı. 2, 5 di kloro ve 1 numaralı karbona da ne bağlı arkadaşlar? Zaten halkada 1 numaralı karbon OH olduğu için 1 yazabiliriz de yazmayabiliriz de ne diyoruz? Siklo hegzanol. Hegzanol. Evet. Bu şekilde adlandırmayı da yine alkollerin adlandırmasını tamamlamış olduk. Şimdi sırada alkollerin eldesi var. Arkadaşlar ben burada alkollerin eldesini Milli Eğitim Kitabında olduğu şekliyle, ki Milli Eğitim Kitabında her ne varsa ÖSYM ancak o oradaki bulunan bilgilere dayalı olarak soru soracak bize. Biz de ona bağlı olarak 3 tane tepkimemizi burada yazdık. Çıkabileceği düşündüğümüz 3 tane tepkimemizi burada yazdık. Birincisi bir yer değiştirme tekmesi. Kimle yer değiştirme? Alkil halojenürlerin bazlarla yer değiştirme tekmesi. Isıtılarak bunları yer değiştirme tekmesine tabi tutuyor. Bir örnek vereyim. Burada mesela CH3, CH2 klor diyeyim. Artı seyreltik bir baz olan NaOH'a da tekme girsinler. Burada sevgili arkadaşlar sodyum ne yapacak? Sodyum kloru burada kapacak değil mi? Sodyum klora dayanamaz ve sodyum kloru alıp ne yapar? Çıkar. Sodyum kloru şeklinde. Daha sonra OH gelip ne yapar? Çıkan klorun yerine gelip bağlanır ve sonuçta CH3, CH2 ve OH etil alkol meydana gelmiş oldu. Demek ki alkil halojenürler ile bazlar yer değişme tekmesi meydana getirerek tuz ve alkolü oluşturabiliyorlar. İkinci tepkimemiz bir katılma tekmesi. Bunu daha önceki konularımızda alkenler konusunda alkenlere su katılması yönteminde anlatmıştık. Burada hatırlarsanız Markovnikov yöntemine göre bu soruları çözüyorduk. Şimdi su yapısında H ve OH bulundurur. Doğru mudur? Markovnikov demişti ki hatta kendisi ana ürün olarak %70-80 oranında ana ürün oluşturmak amacıyla bu işlemi yapmıştı. İkili bağın bulunduğu şu karbonlardan hidrojeni fazla olan tarafa hidrojen gider. Az olan tarafa da gidip ne yapar? OH grubu bağlanır ve bir alkol oluşmuş olur. Bir alkol meydana gelir. Buna da bir örnek vereyim çok hızlı bir şekilde. CH3, CH2'li bağ ve CH2. Evet, bu bir nedir sevgili arkadaşlar? Propendir. Propene su katalım. Evet, su dedik ki H ve OH'tan ibarettir.
OH'ın ikili bağın bulunduğu karbonlardan hidrojeni fazla olan tarafa, hidrojen az olan tarafa da ne bağladık? OH'ı bağladık ve bu aradaki pi bağını kırmış oluyor. Çünkü bu yapıları H ve OH'ı bağladığımız anda her bir karbona 5 bağ bağlamış oluyor. Ve burada da en zayıf halka olan pi bağı ne yapar? Kırılır ve sonuçta bir alkol meydana gelmiş olur. CH3, CH ve CH3, OH yapısı meydana geldi. Evet, bu nedir sevgili arkadaşlarım? 2 propanol yapısı olmuş olur. Aynı zamanda hatırlayın, şu OH'ı burada görmezsek, bu ortadaki karbon 3 bağlı ve ortadaki karbondan bir hidrojen koparılmış, alkil grubu oluşmuş. Hatırlayın, buna biz izopropil diyorduk. Bu defa OH bağlanırsa buna izopropil alkol de diyebiliriz. İzopropil alkol de diyebiliriz. Bu da nedir sevgili arkadaşlar? Yaygın bir adlandırmasıdır. Peki, üçüncü tepkimemiz nedir? Fermentasyon tepkimesi. Yani şekerden alkol elde etme. Şekerlerin fermentasyon sonucu alkolü elde etme yöntemi. Yani mısır, buğday, şeker kamışı gibi maddelerin yüksek ısıda fermentasyonla ne yapma? Alkol elde etme yöntemidir. Hemen bakalım. Glikoz arkadaşlar, glikoz eğer fermente edilirse ne ortaya çıkar? Hemen bir bakalım. C2H5OH etil alkol ve ne oluşur? Karbondioksit gazı oluşur. Her birine ikişer mol yazarsak tümüyle glikoz maddemizi elde etmiş oluruz. Evet, demek ki glikoz maddesinden ya da glikozun içerisinde bulunduğu mısırdır, buğdaydır ve şeker kamışı olan ne yapabiliyoruz? Fermente ederek etil alkolü oluşturabiliyoruz. Peki son olarak kimyasal tepkimelerinden bahsedelim. İlki yükseltgenme, indirgenme tepkimesi ki bunu yine ileride aldehitler konusunda da, ketonlar konusunda da değinerek anlatacağız. Primer alkol sevgili arkadaşlarım, eğer bir derece yükseltgenirse, yani primer alkolü yükseltgenimizde oksijen kattığımızda ya da yüksek oksijen bulunduran maddelerle yükseltgenimizde ne meydana gelir? Aldehit yapısı oluşur. Aldehiti de yine tabii burada kapalı parantez oksijen yükseltgenmeyi sembolize eder. Kapalı parantez hidrojen de indirgenmeyi sembolize eder. Burada aldehit bir derece yükseltgenliğinde karboksil aside dönüştüğünü görebiliyoruz. Tam tersi, karboksil asit hidrojenle indirgenliğinde aldehitte bir derece indirgenliğinde primer alkolün oluştuğunu gözlemleyebiliriz. Sekonder alkol bir derece yükseltgen ise ketonla bir derece indirgen ise neyi meydana getirir? Sekonder alkol meydana gelir. Ama tersiyer alkol ne yapmaz? Yükseltgenme ya da indirgenme tepkimesi vermez. Bunu bir örneğin isterseniz tahtada göstereyim. Şu boş yere gösterebilirim. Mesela ne olsun? Primer alkolümüz CH3OH olsun. Ve bu OH'ın bağlı olduğu karbona hiç radikal grubu bağlanmadığı için nedir? Primer alkoldür. Eğer ben primer alkol bir derece yükseltgersem, yani ortama potasyum permanganat ya da potasyum dikromat eklersem, yani oksijen fazla olduğu bileşikler eklersem ne olur? Yükseltgenir. Ne yükseltgenir bu? Hemen aldehitte yükseltgenliğini ne yapabilirim? Gözlemleyebilirim. Aldehitte eğer bir derece yükseltgen ise bu defa aldehitte karboksil aside yükseltgenmiş olur. Bir keton örneği de verelim. Yani sekonder alkol örnek vererek ketona dönüştürelim. Bu yapımız arkadaşlar, bu yapımız bir sekonder alkoldür. Ve sekonder alkol bir derece eğer yükseltgenirse, bir derece yükseltgenirse neye dönüşür? Ketona dönüşür. CH3C ikili bağışan ve CH3 yani dimetil keton yani asetona dönüşmüş olacaktır. Demek ki son bir defa daha tekrar edelim. Primer alkol bir derece yükseltgen ise aldehit. Aldehit de bir derece yükseltgen ise karboksil asete dönüşür. Tam tersi de indirgenme tekmesidir. Sekonder alkol ise bir derece yükseltgen ise keton. Keton bir derece indirgen ise sekonder alkol meydana gelir. Ama tersiyer alkol yükseltgenip
indirgenmez. Ve son tepkimemiz kondensasyon tepkimemizdir. Kondensasyon da aynı zamanda bir dehidrasyon tepkimesidir. Ne demek dehidrasyon? Yapıda bir mol su çıkarak diğer kalan yapılar birleşip yeni polimer bir madde meydana getiriyorlar.